Bundan 6000 yıl önce Dicle-Fırat sahillerindeki bereketli topraklarda bir uygarlık hüküm sürüyordu. İnsanlık tarihinin bilinen ilk uygarlığı adeta her şeyin öncüleri. İlk tekerlek, ilk takvim, ilk yazı, ilk kanunlar, tıp, ilk bayram ve düğün gelenekleri, ilk din. Onların şehir devletleri bugünkü Irak ve Suriye'nin bulunduğu toprakları kapsıyordu. Her bir şehir devletin merkezinde birer basamaklı piramit bulunurdu. Bu uygarlık şaşırtıcı derecede gelişmişti. Fakat tuhaf olan şu ki onlar da tıpkı eski Mısır gibi aşamalı olarak gelişmemiş, adeta bir anda hazır bir biçimde ortaya çıkmıştı. Sümer dili ve yazısı özgündü. Bu topraklara nereden geldikleri ise hala bilinmiyor. Bu millet Arapların ve İbranilerin ataları olan Samilerden de gelmiyordu. Sümerlerin kendileri ise uygarlıklarının çok daha eski çağlarda gerçekleşmiş büyük bir olay sonucunda ortaya çıktığına ve kadim varlıkların torunları olduklarına inanıyorlardı. Onlara göre söz konusu bu varlıklar başka bir dünyadan gelmişlerdi. Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim seslerine kadar. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar yetişen Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesinin çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyorum. Afrika'da 200 bin yıl öncesine ait antik şehirler bulundu. Arkeolog Michael Tellinger'a göre bunlar Büyük Anunnakiler İmparatorluğu'nun izleridir. Bilim adamı bir tanesi Büyük Zimbabwe'nin kalıntılarını da içeren 3 dev megapolis tespit etti. Önceden bu megapolislerin 12. yüzyılda yapıldığı sanılıyordu. Fakat Tellinger emin, bu şehirler çok daha eskidir ve bunları insanlar yapmış olamaz. Bu buluş bilim ve medya çevrelerinde patlayan bomba etkisi yaptı. Çünkü yapılan analizlere göre bu tarih öncesi şehirlerinin yapımında bugün bile sahip olmadığımız bir teknoloji kullanılmıştı. Anunnakiler, dünyadaki ilk uygarlık sayılan antik Sümerlerin tanrıları. Anunnakiler son yıllar tam bir medya fenomeni haline geldi. Neredeyse Terminator ve X-Men'den bile daha popüler olan bu varlıklarla ilgili seminerler veriliyor, konuşmalar yapılıyor, yazılar yazılıyor, filmler çekiliyor. Fakat bu olguyu araştıran hemen hemen herkeste tuhaf bir soru uyanıyor. Acaba insanlar mı onları yarattı, yoksa onlar mı insanları? Onlarla ilgili bilgiler bugün bile bilim insanlarını ve araştırmacıları sarsıyor. Michael Tellinger'ın kurduğu müzede Anunnakilerin şehirlerinden bulunmuş çok ilginç kalıntılar var. Örneğin üzerinde ideal konik delikleri olan kutsal taşlar. Bunların o çağdaki ilkel Afrika kabilelerinin kullandığı aletlerle yapılması imkansızdır. Peki bunlarla ne yapıyorlardı? Tellinger'ın bu konuda cesur bir iddiası var. Güney Afrika'da yüzlercesi bulunan ileri teknoloji ürünü bu nesneler, bilim adamına göre bir tür frekans dönüştürücüdür. Belirli frekanslardaki dalgalar aygıtların bir tarafından giriyor, diğer tarafından değişik bir frekansta çıkıyordu. Bugün telekomünikasyon ve uydu teknolojisinde bunun için özel ahizeler kullanılıyor. 200 bin yıl önce bir frekans dönüştürücü mü? Bırakın 200 bin yıl öncesini, 8 bin yıl önce veya 6 bin yıl önce bu ne kadar mümkün olabilirdi? Berlin Tarih Müzesi'nde bulunan bir nesne ise çok daha şaşırtıcıdır. Milattan önce 3000 yılına ait Sümer silindirik mührü. Sümerler bu mühürlerle telif haklarını ve resmi belgeleri tasdikliyorlardı. Mührün üzerinde Tanrı Enlil'in ve Sümer tasavvuruna göre Güneş sisteminin tasvirleri var. Fakat gezegenlerin sayısı bizim bildiğimizden bir tane fazla.
Bu gezegeni Sümerler Nibiru adlandırıyordu. Evet, Sümerler yıldızları, gezegenleri tanıyor ve dakik astronomik gözlemler yapıyorlardı. Fakat şimdilik bütün bunları nasıl yapabildiklerini bilmiyoruz. Nibiru gezegeninde insanların yaratıcıları olan Anunnakiler ve Nefilimlerin yaşadığı tartışılmaz bir gerçek olarak kabul ediliyordu. Daha 15 sene öncesine kadar Anunnaki terimi azınlık diyebileceğimiz antik Orta Doğu halklarının mitolojisini inceleyen bir grup araştırmacı biliyordu. Anunnakileri geniş kitlelere ilk tanıtan isim ise Bakü, Azerbaycan doğumlu Yahudi asıllı bilim adamı Zekaria Sitchin'dir. Geleneksel bilim Sümerlerin nereden geldiklerine dair soruyu henüz yanıtlayamıyor. Bilim dünyasında Sümer meselesi diye adlandırılan bu mesele ciddi tartışmalar eşliğinde hala sürüp gitmektedir. Bu uygarlığın nasıl yok olduğu da tıpkı ortaya çıkışı gibi büyük bir muammadır. Uruk'ta bulunan binlerce kil tabletteki bilgiler de bu sırrı açıklamaya yetmiyor. Bugün bulunan Sümerlere ait kil tablet sayısı 1,5 milyona ulaşmıştır. Bu tabletlerde Sümerlerin dünya görüşü, devletleri, kullandıkları ilaçlar ve evcilleştirdikleri hayvanlar, bir takım mineraller, yaptıkları gemilerle ilgili geniş bilgiler ve o döneme ait coğrafya ansiklopedileri var. Elde edilen bu belgeler Sitchin'in antik Sümer metinlerini yeniden okuyup çevirmesine yardımcı oldu. Bu metinlerin çoğunluğu efsanevi tanrılar olan gizemli Anunnakileri anlatıyordu. Tabletlerde anlatıldığına göre göklerden inen bu varlıklar insanlığa ilimler öğretmişlerdi. Anunnaki'nin kelime anlamı ise antik Sümerce'den tercümede gökten inen elliler anlamına geliyor. Dolayısıyla Sümerlerin tarihi göklerden inen elli tabiri caizse astronotun ziyaretiyle başlıyor. Dünyaya birilerinin indiğine dair hikayeleri Sitchin'den önceki bilim insanları da yazıyordu. Buna kanıt olarak bazı mağara tasvirleri, üzerinde uzay araçlarına ve füzelere benzeyen çizimlerin bulunduğu freskalar ve astronot heykelcikleri ileri sürülmüştü. Örneğin bir Maya tapınağında bulunan bu cisimlerde astronot elbisesi içinde insanların tasvirleri var. Bu tasviri o çağ insanlarının hayal ürünü olarak açıklayabilir miyiz? Hangi hayalperest gelecekte ortaya çıkacak astronotları, kulaklıkları veya gözlükleri bu kadar dakik çizebilir? Anlaşılan dünya dışından gelen bu ziyaretçilerin dış görünümleri, ellerindeki imkanlar ve sahip oldukları teknoloji insanları dehşete düşürmüş ve bu yüzden de onları tanrılar olarak kabul etmişlerdi. Bu tasvirleri ise antik insanın fantezilerinin ürünü değildi. Onlar aslında gördüklerini tasvir etmişlerdi. Zekaria Sitchin antik metinleri çevirmeye ve bu metinlerde anlatılanları modern bilim açısından tahlil etmeye çalıştı. Her hikayede onu yeni bir sansasyon bekliyordu. Peş peşe yazdığı onlarca kitap sadece dünyaya inen gizemli uzaylıları değil, Sümer çevirileri esasında kimlerin, nasıl ve ne zaman, neden dünyaya indiklerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyordu. Peki Anunnakiler gezegenimizde ne arıyorlardı? Günümüzden farklı olarak antik dünya değerli madenlerle zengindi. Anlatılanlara göre gelenler kendi gezegenlerinde tükenmekte olan yeni rezervlerin peşindeydi. Her şeyden önce o çağlarda dünyada daha bol bulunan altının peşindeydiler. Çünkü bu metali kendi gezegenlerini güneş ışınları ve uzay radyasyonundan korumak için kullanıyorlardı. Gezegenleri Nibiru güneş sisteminin içinden geçtiği sırada gezegende ısı ve radyasyon düzeyi aşırı derecede yükseliyordu. Sistemin dışına çıkınca ise çok düşüyordu. Bu yüzden gezegenlerinin atmosferini ve ısı düzeyini korumakla ilgili ciddi problemler yaşıyorlardı. Bunun için oldukça narin bir şekilde öğüterek neredeyse nano zerrecikler haline getirdikleri tonlarca altını gezegenlerinin atmosferine püskürtüyorlardı. Oluşan tabaka gezegenin ısı düzeyini korurken aynı zamanda onu uzaydan gelen zararlı ışınlardan da koruyordu. Günümüzde gezegenlerin atmosferini bir tür tabakayla sararak gezegeni koruma altına almayı öngören Dyson küresi isminde bilimsel bir ideya vardır. Anunnakiler düzenli olarak geliyorlardı.
Silçin'e göre bu ziyaretleri periyodik olarak Nibiru gezegeninin dünyaya yaklaştığı dönemlerdi. Araştırmacıya göre Nibiru, değerleriyle aynı düzlemde değil, çok daha geniş, eliptik bir yörüngeye sahip, bir tam dönümünü 3600 yılda tamamlayan 12. gezegendi. Yani her 3600 yılda bir Anunnakiler altın eksiklerini tamamlamak üzere yeniden dünyaya iniyorlardı. Tabii eğer bulunan Sümer metinleri dil uzmanları tarafından doğru çevrilmiş ise. İlginçtir ki ister Yahudi olsun, ister eski Mısır veya Sümerler, Orta Doğu'daki bütün tanrılara külçe altın şeklinde adaklar adıyorlardı. Arkeologlar daha M.Ö. 3000 yılında Dicle-Fırat nehirleri arasında altın çıkarıldığına dair kanıtlar buldular. Daha tekerleği bile yeni bulmuş insanlar altınla ne yapıyor olabilirlerdi ve bu tonlarca altın nereye gitti? Sitchin'e göre Anunnakiler altını sadece gezegenlerinin atmosferini korumak için değil, kendi yaşamlarını devamlı kılmak için de kullanıyorlardı. Onlar ölümsüz olmak istiyorlardı ve tabletlere göre bunu başarmışlardı. Bir Anunnaki'nin ortalama yaşam süresi 360 bin yıldır. Bunun muazzam bir zaman dilimi olduğunu Sitchin kabul ediyor. Muhtemelen onların gezegeninde çok farklı biyolojik şartlar vardı ama Sümerlere göre 360 bin yıl onların bizim gezegenimizde yani dünyada yaşayabildikleri süreydi. Kısa süre önce tarihçiler ve araştırmacıların iddialarına göre Sümer Anunnakilerinin mirasçıları olan Mısır firavunlarının altın maske takarak uyumak ve halkın önüne çıkmadan önce bedenlerini altın tozuyla silmek gibi ilginç bir alışkanlıkları varmış. Hatta muhtemelen Nil'in hakimleri altın tozunu yemeklerde de kullanıyorlardı. Bazı kabartmalarda firavunların elinde görünen beyaz koniler, ince öğütülmüş altın kaplamalı kraliyet sembolleridir. O halde bunlar neden beyaz renkte tasvir edilmiş? Araştırmacılara göre bir altın tozunun beyaz renge dönüşmesi için onun en son hadde kadar, neredeyse nano zerreciklere dönüşünceye dek öğütülmesi gerekiyor. Bu duruma getirilmiş altın, ışığı farklı yansıtmaya başladığından, göz onu beyaz renk dalgalamaya başlar. Fakat antik Mısırlılar nano altını nasıl elde edebilmişlerdi? Dikkat çekici bir olay daha bu fikri destekler niteliktedir. Mısır yönetimi, Firavun Tutankamon'un lahitinden alınmış altın süslemeleri, analizlerini yaptırmak üzere İngiltereli kimyacılara göndermişler. Amaç, yeni araştırmalar yapmak için bu altınların Mısır'ın hangi bölgesinden çıkarıldığını öğrenmekti. Test sonuçları her iki tarafı şoke etti. Altınlar o kadar iyi arıtılmıştı ki madenin yerini tespit etmek mümkün olmadı. Hepsi bu da değildi. Uzmanları bir sürpriz daha bekliyordu. Bu parçanın ayarı %99 oranında saf altın, sadece %1 atıktan oluşuyordu. Eğer bize anlatılan geleneksel tarih doğruysa, öyle bir çalışmanın o çağın teknolojisiyle yapılması mümkün değildir. Bunu yalnızca elektroliz yöntemiyle, yani elektrik akımı yardımıyla metalin içerdiği bileşiklerin ayrıştırılmasıyla mümkün olabilir. Demek oluyor ki eski Mısırlılar bu işlemi biliyor ve uyguluyorlardı. Bilim insanları metallerin insan organizmasına etkisini öğrendiklerinde ortaya ilginç bir şey çıktı. Altın sadece canlı dokuyla hiçbir şekilde etkileşime girmeyen nötr metallerden olmamakla birlikte, insan organizmasını onarma ve patojenik mikroflorasını öldürme özelliğine sahip. Belki de Anunnakiler altın kullanarak şu an bize akıl almaz görünen yaşam süresine nasıl ulaşacaklarını biliyorlardı. Günümüze kadar gelen antik yazılarda en büyük tanrılar olan Tanrı Enki, Tanrı Enlil ve Ninhursag'ın 250 bin yıl yaşadıkları ve hükmettikleri yazıyor. Anunnakiler ilk başlarda altını neredeyse elle çıkarıyorlardı. Bu çok yorucu ve yıpratıcı bir işti. Şu an bilmediğimiz bir nedenden dolayı ve buna kadir olmalarına karşın bu işte makine kullanmamış ya da kullanmak istememişlerdi. Günlerden bir gün Anunnakiler madenlerde çalışmaktan usandılar. Hal böyle olunca bu işi yürütmek üzere yerli faunadan uygun varlıklar seçmeye karar verdiler.
Bu mekanizmalar da biyolojik olmalı ve yakıt olarak da çevreyi kullanabilmelilerdi. Sitchin anlatıyor. İşte burası Sümer mitolojisindeki en ilginç andır. Bir gün bir şölen sırasında tanrı Enki ve tanrıça Ninmah, Ninmah Sümerlerin doğum tanrısıdır, sarhoş oldular ve insanı yaratmaya karar verdiler. Ninmah, Sümerceden çeviride kırmızı toprak veya hayat cevheri anlamına gelen bir malzemeden aldı ve altı varlık yarattı. Tanrı Enki ise onların kaderini çizdi ve onlara yiyecekle ekmek verdi. Sonra tanrıların rolleri değişti. Fakat ilk örnekler başarısız olmuştu. Bırakın çalışmayı, konuşamıyor, yürüyemiyor, yemek bile yiyemiyorlardı. Sabah tanrılar ayılınca daha ciddi bir şekilde işe koyuldular. Böylece ilk insanı yarattılar. Adını Adapa koydular. Daha sonra ise bir kadın yarattılar. Bütün bunları modern dile nasıl çevirmek gerekiyor? Sitchin'e göre bu hikaye aslında bir gen mühendisliğini anlatıyor. Nibiru gezegeninden maymun tohumları almış ve onu kilin içine koymuşlardı. Burada kil kelimesi sembolik anlam taşımaktadır. Çünkü kil o çağda bilinen en iyi yapım malzemesiydi. Fakat ilk örnek başarısız olmuştu. Melezler kısırdı. Ama zamanla Anunnakiler kendi DNA'larını kullanarak insanı geliştirdiler. Genetik kodlarına insanlığın o zamandan beri bir türlü kurtulamadığı altına doğru karşı koyulmaz bir arzu işlediler. İşin bu kısmına araştırmacıların önemli bir kısmı itiraz etti. Bu normal bir şeydi. Bir tarafta Tanrı'nın en müşerref yaratığı, diğer tarafta ise evrim sürecinin sonucu olarak anlatılmaktayken, bu hikayede insanoğlu uzaylılar tarafından madenlerde çalıştırılmak üzere geliştirilmiş aciz köleler olarak anlatılıyordu. Sanki tarihçiler daha ilk izlenimlerinden bunların basit uydurmalar olmadığı hissine kapılmış gibilerdi. Bu görüşün karşıtlarının versiyonuna göre ise olayın doğru çevirisi şuydu. Anunnakiler madenlerde çalıştırmak üzere yerli canlı örtüsünden uygun canlılar bulmaya karar vermişlerdi. Bu nedenle de içinde bulundukları çağın en akıllı canlıları olan Kromanyonları seçtiler. Fakat geldikleri zeka düzeyi itibariyle Kromanyonlar henüz bu iş için yeterli değillerdi. Bu yüzden onları Homo sapienslere yükseltmek üzere gen deneylerine başladılar. Böylece Anunnakiler onların genlerine biraz diğer canlılardan, biraz da kendi genlerinden ilave ederek geliştirmeye başladılar. Mitolojik duvar kabartmaları ve mağara resimlerinde sıkça yer alan yarı insan yarı hayvan tasvirleri de başarısız olmuş deneylerin sonuçlarıydı. Bir iddiaya göre akıllı insanın gezegenimizde yaşayan diğer canlılardan bu kadar keskin bir şekilde ayrılmasının nedeni DNA'sında bulunan dünya dışı genlerdir. İnsan DNA'sında hangi fonksiyonları yerine getirdiği bugün bile bilinmeyen fazladan 200 gen var. Kolombiya yağmur ormanlarında 22 santim çapında taş bir disk bulundu. Bu şeyin yaşı 6000 yıldan fazladır. Bilim insanları bu taşın yüzeyinde insan ceninin gebelik anından itibaren gelişim sürecinin çizildiğini belirlediler. Diskin diğer tarafında ise hücrelerin bölünmesi anı tasvir edilmiş. Bu buluşa genetik disk ismi verildi. Bu disk bir diğer adı Şangit taşı olan kayrak taşından yapılmıştı. Bu taş en ufak bir hatada anında paramparça olan oldukça gevrek bir yapıya sahiptir. Böyle bir malzeme üzerine bu ince ve detaylı çalışma nasıl çizilebilmişti? Üstelik mikroskopsuz ve lazersiz. Bu disk üzerinde yapılan analizler akıl almaz sonuçlar verdi. Çizimler elle yapılmamıştı. Bu fabrikasyon bir baskıydı. Çizimlerin konturu yani kenarları bunu kanıtlıyor. Bu genetik diskler üstelik seri bir şekilde ne amaçla üretilmiş olabilirdi? Versiyonlardan birine göre bu gen mühendisliği için yapılmış görsel eğitim malzemesidir. Diskin yanında ne için kullanıldığı belirlenemeyen bazı aletler de bulundu. Bu aletlerin tıpta kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu buluş hala gizemini koruyor. Bir diğer Sümer bulmacasını çözmek için bilim insanları bir asırdan fazla beklemek zorunda kaldılar.
1890 yılında Irak'ta Nippur antik kentinde yapılan kazılar sırasında bir tapınağın kütüphanesinde 100 binin üzerinde kil tablet bulundu. Uzmanlar bu antik Sümer Akkad metinlerini çözmeye çalıştılar. Fakat onların içeriği tam olarak yüzyılın sonlarına doğru, gen mühendisliği alanındaki son gelişmelerden sonra anlaşılabildi. Tabletlerde bazı genetik deneylere ait kayıtlar vardı ve bu kayıtların Anunnakiler tarafından gerçekleştirildiği yazılıydı. Bu deneylerde primatların evriminin nasıl başlatıldığı yazıyordu. Sonuç itibariyle Anunnakilerin kendilerine yardımcı yaratma çalışmaları başarıyla sonuçlanmıştı. Mühendisler geliştirdikleri bu maden işçilerinin DNA kodlarına altına karşı büyük bir hırs ve zafiyet işlemişlerdi. Bu canlılar varlıklarını kendi başlarına sürdürebilecek kadar zeki olsalar da varoluş nedenlerinden, daha doğrusu onları var edenlerin nihai amaçlarından bihaberlerdi. İşte bu versiyonun yandaşları Zekaria Sitchi'nin hatalı çeviri yapmaktan tutun da olayı gereğinden fazla romanlaştırmaya dek çeşitli şeylerle suçladılar. Fakat araştırmacının kitaplarının popülaritesi durmadan yükseldi. Bazı çevrelere göre bunun en önemli nedeni şuydu. Kendi çalışmalarında Sitchin adeta güneş sisteminin tarihini anlatmakla kalmamış, bu kozmik oyunun bütün oyuncularını ulaşılmaz, erişilmez kutsal tanrılar gibi değil, daha insansı bir şekilde anlatmıştı. Bu yüzden insanlar bu kahramanları çok çabuk tanımış, çabuk benimsemişlerdi. Böylece bu hikayenin gerçeğe ne kadar yakın olduğu meselesi daha geri planda kalmıştı. Yine de bilim dünyasında Sitchi'nin çevirilerini hatalı bulan birçok isim var. Fakat olan olmuş, Sümerlerin bu ilginç tarihi ve mitolojisi insanlığın fazlasıyla ilgisini çekmişti. Tarihçiler hemen bu verileri tamamlamaya ve dakikleştirmeye giriştiler. Uzak tarihlerin karanlık sayfaları insanlığın gözleri önünde tek tek açılıyor. Bin yıllardır uykuda olan başka dünyalardan gelen ziyaretçiler, gezegenlerin çarpışması, gen mühendisliği, ölümsüzlük gibi inanılmaz hikayelerin anlatıldığı mitolojik efsaneler yeniden canlanıyordu. Sitchi'nin çevirilerinin yayınlanmasıyla birlikte insanlar, Sümerlerin sadece tarihini ve mitolojisini değil, İnsanlığın potansiyel yaratıcıları olarak anlatılan Anunnakilerin günlük yaşantıları ve alışkanlıklarıyla ilgili çok ilginç ayrıntıları da öğrendiler. Yüz binlerce yıl yaşayan bu varlıklar nasıl görünüyor, nelerle besleniyor, nelerle uğraşıyorlardı? Bu konuyla ilgili ortaya çıkan bazı çelişkiler, konuya olan ilgiyi daha fazla alevlendiriyor. Sitchin'e göre Anunnakiler antropolojik açıdan aynı tip olduğumuz için bizim gibi görünüyorlardı. Hatta genetik açıdan da belirli oranda paralellikler var. Bu nedenle de dünyaya getirdikleri teknolojinin ve öğrettiklerinin insanlar tarafından benimsenmesi çok da zor olmamıştı. Tanrılar yarattıkları insanlar sayesinde dünyanın her yerinden tonlarca altın elde ederek dünyayı ilk kez terk ettiler. Gitmeden önce sahip oldukları ilimlerden bazılarını insanlara öğrettiler. Anunnakiler arasında insanlığa karşı iyi niyetli, humanist diyebileceğimiz bir kesim vardı. Örneğin Tanrı Enki ve talebeleri onlardan biriydi. İnsanları uygarlaştıran Anunnakiler işte bu gruptur. Gerçekten de Sümerler gelişmişlik düzeyleriyle bugünün tarihçilerini ve bilim insanlarını şaşırtmaktalar. Onlar yazıya, 60-16'lık hesaplama sistemine, hatta iki kameralı parlamentoya sahiplerdi. Anunnakilerin insanlığa bahşettiği bilgiler, dünya biliminin temellerini atmıştı. Onların dünyaya inmelerine neden olan altın, böylece insan uygarlığının da gerçek nedeniydi. Umumiyetle Anunnakiler yeryüzünde gezip dolaşan kanlı canlı varlıklardı. Yemeye ve içmeye çok düşkünlerdi. Tabletlerde Anunnakilerin ziyafetlerdeki yemek zevkleri şöyle tasvir ediliyor. Sütler, tereyağları, tereyağlı arpa çörekleri, kekler, tatlı peynirler, kaliteli ekmekler, en iyi biralar, oluk oluk kaliteli şarap.
Bu arada Sümerler de her gün tapınaklara yiyecek içecek şeklinde adaklar sunarak tanrılarını beslemek zorundaydılar. Yalnız Anunnakiler et yemiyorlardı. Mitolojik Sümer kahramanı Gılgamış, tanrıların yüzüne bakan ölür diyordu. Bazı çevrelere göre burada kastedilen tanrılar olarak anlatılan uzaylılar, yüzlerini maskelerle örtüyorlardı. Bunun muhtemel nedenlerinden biri tam uyum sağlayamadıkları farklı oksijen seviyesine, bakterilere, virüslere vesaire gibi farklı içeriğe sahip dünya iklimiydi. Bu yüzden de insanlar onların yüzlerini göremiyorlardı. Buna rağmen biz onların büyük bir ihtimalle humanoidler, yani insansılar olduklarını düşünüyoruz. Aynı zamanda Uruk şehir devletinin kralı olan Gılgamış, gerçek tarihi bir şahsiyettir. Resmi biyografisinde yazılanlara göre 2/3 oranında tanrı, 1/3 oranında insandı. Sık sık insanlarla aşk entrigaları da yaşayan Anunnakiler, kendi kanlarını taşıyan çocuklarını antik şehirlerin yönetimine atıyorlardı. Nefilim adlandırılan bu çocuklar tıpkı insanlara benziyorlardı. Peki Anunnakilerin çocukları başka hangi özelliklere sahiplerdi? Günlerden bir gün Gılgamış kendi kendine "Acaba ölümsüz müyüm?" diye sorar. Nibiru gezegenindeki Anunnakiler ölümsüzlerdi. Böylece kral akıbetini öğrenmek üzere Anunnakilere gitti. Anunnakilerin dünyada mesken tuttukları yer uzak kuzeydeki Tilmun adasıydı. Nadir istisnalar haricinde insanları bölgelerine sokmuyorlardı. Gılgamış'tan binlerce yıl önce büyük bir gemi yaparak büyük tufandan kurtulan şehir devletlerden biri olan Şurupbak kralı Utnapishtim, Anunnakilerle aynı adada yaşama şerefine ulaşmış nadir insanlardandı. Bizler onu İncil ve Kur'an'dan Hazreti Nuh olarak tanıyoruz. Fakat Gılgamış ölümsüzlüğü elde edemedi. Çünkü sadece tanrılar ölümsüzdü. Yarı insanlar bu özelliklerini kaybetmiş oluyorlardı. İnsanlar kendi yaratıcılarına benziyorlardı. Yine de burada her şey sanıldığı kadar basit değildi. Sümer tabletlerinde Anunnakilerin birkaç türü olduğuna dair kayıtlar var. Bu türler heykeller ve duvar kabartmalarında da tasvir edilmiş. Efsaneye göre Anunnakiler iki ana türe ayrılıyor. Gök Anunnakileri ve Dünya Anunnakileri. Dünya Anunnakileri insan gibi dik yürüyen, gagalı, reptiloidler gibi anlatılmaktadır. Diğer halkların, mesela Hintlilerin destanlarına baktığımızda ise Anunnakilerle paralellik taşıyan Nag denen varlıklarla karşılaşırız. Naglar bir tür sürüngen insanlardı. Maya ve Aztek mitolojisinde de benzer varlıkları görmek mümkündür. Asya'da ise onların yerine ejderhalar geçiyor. Fakat Sümerler'de gök ve yer Anunnakileri dışında bir de tanrı Enki yönetiminde olan kara ve deniz tanrıları var. Bu tanrılar yarı insan, yarı balık ya da yarı insan yarı sürüngen şeklinde tasvir edilmişler. Hepsi bu da değil. Antropolojik olarak bize daha yakın olan gök Anunnakilerinin de farklı anlatımları var. Bunlardan en çok öne çıkan onların vücut ölçüleridir. Bu varlıklar insanlardan çok fazla irilerdi. Bunu Sümer kabartmalarında da görmek mümkün. Günümüze ulaşan bilgilere göre erkek gök Anunnakilerinin boyu 5 metreye, kadınlarının boyu 3 metreye varıyordu. Bu noktada bazı araştırmacılar onları inanılmaz uzun boylarıyla ilk insan uygarlığı sayılan Atlantislilerle paralellik gösterdiğini hatırlatarak bunların birbiriyle bağlantılı olabileceklerini ileri sürmekteler. Acaba bu antik çağ devlerinin dünyada gerçekten de var olduklarıyla ilgili doğrudan kanıt var mı? Texas Blanco Fossil Üniversitesi'nden paleontolog John Taylor'a göre elinde bunu kanıtlayan çok sayıda delil var. Bilim adamı son 20 yıldır gezegenimizde Anunnakilerin kemiklerinin ve varlıklarıyla ilgili diğer delillerin peşinde. Anlattığına göre ilk devasa kemiklerle 1958 yılında sınıfıyla birlikte gittiği, bugün Texas Üniversitesi'ne bağlı bir müzede karşılaşmış. O gün müzede 4 metre boyunda bir insana ait kemikler sergileniyordu. Keza sadece 1 metre boyunda küçük bir insanın kemikleri de.
Bu sergi 60'lı yıllarda vandallar tarafından tamamen tahrip edildi. Bugün o kalıntılara ne olduğunu maalesef kimse bilmiyor. John Taylor'a dünyanın her yerinden sıra dışı kemik kalıntılarıyla ilgili çeşitli bilgiler geliyor. Teorisini geliştirmek üzere ileride analizini yapmak ve diğer kalıntılarla kıyaslamak için hepsinin alçı kalıplarını çıkarıyor. Kısa süre önce Mısırlı bir mühendisten mektup almış. Mühendisin yazdığına göre 50'li yılların sonlarına doğru bir yol yapımı sırasında dev insanlara ait bazı kemikler bulmuşlar. Ölçtükleri bir kemiğin boyu 120 santimetreymiş. Taylor bu kemiğin de kalıbını çıkarmış. Yapılan ölçümlere göre bu insanın boyu 5 metrenin üzerindeymiş. Taylor'a göre bir zamanlar yeryüzünde dev insanların, yani Anunnakilerin dolaştığına dair yeterince kanıt mevcut. Geçtiğimiz asırın 30'lu yıllarında New Mexico Müzesi'nde 4 metre boyunda bir insana ait kemikler sergileniyordu. Daha sonra onlar da ya kayboldu ya da birileri tarafından satın alındı. Devam edip Clovis'e doğru, ünlü Clovis insanının bulunduğu yere giderseniz 3-4 metre boylarında devasa mezarları görebilirsiniz. Sümer kil tabletlerinde Tanrıça İnanna'nın Mezopotamya'dan Afrika'ya yaptığı seyahatle ilgili öykü var. Bu seyahatin rotası da tahminen gösterilmiş. İşte denizin ötesinde yer alan Abzu isminde bir bölgenin anlatımı. Burada mavi taşların hastalık saçtığı Arali isminde bir toprak varmış. Burada gümüş baltası gün boyu ışık saçan Anu Usta yaşıyor. Hastalığa neden olan mavi taşlar. Bu ne demek acaba? Radyoaktif bir maden mi? Anlatıma göre Tanrı Enki de Abzu toprağında yaşıyor. Bazı işleri yönetiyor ve Med denen bir şeyleri koruyor. Bu M'nin ne olduğu muamma. Fakat bu şey her neyse büyük şehirler yapmada ve bilgi saklamada kullanılıyor. İnanla da bu M denen şeylere ihtiyaç duymuş ama Enki almasına izin vermemiş. Hal böyle olunca İnanla Enki'yi evine içmeye davet etti. Tanrı Enki içkinin etkisiyle mülayimleşince İnanla elini onun üzerindeki bir şeye uzattı. Enki ona "Al korkma, ne istiyorsan al" dedi. İnanla ondan Pandora'nın kutusuna benzer bir kutu aldı. Bu kutuda bütün dünya kanunları ve değerleri vardı. Sonra İnanla Enki'den istediği M'leri de alarak hava yelkenlisine yükledi ve yükselerek gitti. Burada bahsedilen hava gemisi uçan bir araçtır ve aynı aracın Hint mitolojisindeki ismi Viman'dır. Tanrı Enki ayılınca en değerli şeyini kaybettiğini anladı ve emrindeki silahlı kuvvetleri İnanla'nın peşine taktı. Ama İnanla da hazırlıklıydı. İnanla uçan aracın kontrolünü üstlenirken hizmetçileri peşlerinden gelenlere ateş etmeye başladı. Bu bugünkü dille tam bir hava çatışması hem de çok şiddetli bir çatışmaydı. Peki insanlar gökyüzü araçları arasında çıkan ateşli çatışmayı hayal etmiş olabilirler miydi? Mücadele sırasında İnanla'nın aracı 7 defa ele geçirildi ama her defasında kurtulmayı başardı. Sonunda İnanla yola geldi, barış ilan etti ve o değerli nesneyi dünyaya geri verdi. Bu anlatılanlar yakın zamana dek sadece efsane kabul ediliyordu. Fakat kısa süre önce arkeologlar Afrika kıtasında açıklanamaz bir anomali ile karşılaştılar. Britanya Müzesi'nde sergilenen bu antik eser, antik Mısır'la ilgili en heyecanlı araştırmada kılavuzluk yaptı. Haris'in büyük papirüsü olarak da bilinen Firavun 3. Ramzes'in vasiyetinin yer aldığı bu belgede hükümdarın tahtın varisine yönelik son isteği yer alıyor. Buradaki bilgiler ışığında yürüyen bilim insanları İtalya Torino'da bulunan başka bir papirüs daha buldular. Papirüste tanrıların altın ve bakır çıkardıkları madenlerin yeri belirtilmişti. Harita Mısır'ın Doğu Çölü'nün orta kesiminde Fiv ve El Kuseyir şehirleri arasında yer alan dağlardaki 15 kilometre uzunluğu olan Hammamet Vadisi'ni işaret ediyordu. Jeologlar ve arkeologlar haritanın tarif ettiği yere gittiler. Burada gerçekten de antik madenler bulundu.
Fakat altından eser yoktu. Burada yapılan incelemeler öyle sarsıcı sonuçlar verdi ki bilim insanları gözlerine inanamadılar. Meğerse antik madenlerdeki altınlar on binlerce yıl önce, yani eski Mısır bile ortada yokken çıkarılmıştı. İşte bu sonuçlar üzerine bir hipotezler sürüldü. Birileri insanlardan da önce gezegenimizin adeta içini boşaltmıştı. Bu görüntüler Türkiye'de, tarihçilerin Frigya Vadisi dedikleri bölgede kaydedildi. Frigya Vadisi, Kütahya, Afyon, Karahisar ve Eskişehir üçgeninde yerleşiyor. Jeologlar burada alan araştırmaları yaptılar. Yüzeyde bulunan bazı izler, antik yeraltı kompleksleri inceleyen bilim adamlarının dikkatini çekti. Frigya platosunun üzeri, birbiri üzerinden çapraz geçen ve taşı tekerleği izlerine çok benzeyen izlerle doluydu. İncelemeler sonucunda bu izlerin 15 milyon yıl öncesine ait olduğu ortaya çıktı. Bu jeologlar için bile çok fazla eski bir zamandır ve o dönemde yeryüzünde araç ya da herhangi türden bir taşıt yoktu. Peki antik Frigya platosunda bu izleri bırakan şey ne olabilirdi? İncelemeler bugün hala devam etmektedir. Zemin üzerinde yapılan baskının dinamiğini, deformasyon oranını ve tekerlekler arasındaki mesafeyi ölçen bilim insanları bazı sonuçlar elde ettiler. Bu izler yaklaşık 1 metre çapında tekerleklere aitti. Ön kısımda ise toprağı sağa sola dağıtan pervane gibi bir şey varmış. Fakat bu izler sadece Türkiye'de değil, Malta'da, İspanya'da, İtalya'da, Bulgaristan'da ve Kırım'da da bulundu. 70'lerin sonlarına doğru bir Fransız şirketi Gabon Afrika Cumhuriyeti'ndeki bir madenden uranyum çıkarıyordu. Beklenmedik bir şekilde parçalanabilir uranyum içeriğinin normalin çok altında olduğu ortaya çıktı. Bu sefer bu madenin daha önce birileri tarafından kullanılıp kullanılmadığı araştırılmaya başlandı. Sonuçlar şok ediciydi. Biçimi itibariyle uranyumun yarı ömrü göz önüne alındığında 1 milyar 750 milyon yıl önce burada 14 atom reaktörü olduğu belirlendi. Bu fizikçiler tarafından büyük bir dakiklikle hesaplanmıştı. Bu sonuç daha büyük bir soru doğurdu. O çağda buralara atom reaktörlerini kimler kurmuş olabilirdi? İlk bakışta bunun ölü Sümer uygarlığıyla bir bağlantısı yokmuş gibi görünüyor. Fakat mesele şu ki, efsanede geçen İnanna'nın seyahat sırasında izlediği rota, uranyumun maden bölgesiyle birebir örtüşüyor. Yoksa Sümerlerin hastalık yaratan mavi taş dedikleri maden uranyum muydu? Ama Sümerler Afrika kıtasında bulunan uranyum madenlerinden nasıl haberdar olmuşlardı? Fizikçilere göre yıldızlar arası seyahat edebilmek için çok yüksek enerjiye, daha doğrusu nükleer enerjiye ihtiyaç vardır. Uzay araçlarının böyle akıl almaz mesafeleri kat edebilmesi yalnızca kontrollü termonükleer reaksiyonla mümkün olabilir. Fakat termonükleer reaksiyon için lityum dökümüne ihtiyaç vardır. Çünkü lityum termonükleer reaksiyon için çok gereklidir. Bir iddiaya göre Anunnakiler bu maddeyi Güney Afrika'da Zambezi Nehri civarında bulunan minerallerden elde ediyorlardı. Yani Dellinger'ın Anunnakilerin izlerinin bulunduğunu iddia ettiği bölgelerde. O halde bu varlıkların gerçekten de var oldukları ihtimali kuvvetlenmiş, üstelik yaşadıkları coğrafyada sandığımızdan çok daha fazla genişlemiş oluyor. Anlaşılan onlar ilk başlarda Sitchi'nin tahmin ettiği gibi sadece Mezopotamya'da değil, dünyanın her yerinde yaşamışlar. Sümer mitolojisi kozmik bir felaket üzerine temellenmiştir. Yazıldığı üzere Nibiru gezegeni ağır zarar görmüş, Tiamat gezegeni ise infilak etmişti. Kurtulmayı başaranlar da başka bir gezegene yerleşmişlerdi. Fakat felaketin bir ucu dünyaya da dokunmuştu. Dünyaya çarpan bir asteroid bir mega tsunami'ye neden olmuştu. Yani büyük tufan. Bu sırada Anunnakilerin temel yerleşim yerleri tamamen yok oldu. Kuzeydeki Hiperborea ve Atlantis ise okyanusun dibine gitti. Bu olayların bilgileri kopuk da olsa bir şekilde çağımıza kadar geldi ve elimize ulaştı.
İşte insanlığın yaratılması sürecini bu büyük felaket başlatmıştı. Kaybettikleri rezervlerini hızla telafi etmek için çok sayıda işçiye ihtiyaçları vardı. Böylece gen mühendisliği çalışmalarına başladılar. Dünya ise onlar için arada bir uğrayarak evrim sürecini denetledikleri dev bir laboratuvardı. Ve deneyler başladı. Önce başarısız insansılar, prototipler yaratıldı. Bunlar gittikçe geliştirildi ve son halini aldı. Bugün paleontologların anlattığı dik yürüyen insan 2 milyon yıl önce yaratıldı. Bugünkü akıllı insan ise yaklaşık 200 bin yıl önce. İlk başlarda sadece bir ihtiyaçtan doğan insanlığın yaratılması, daha sonra geri döndürülemez zincirleme olayları başlattı. Bu yeni işçileri beslemek gerekiyordu. Ama onlara kendi kendilerine yetmelerini öğretmek daha akıllıcaydı. Bu yeni ziraat araçları ve insanlara onların kullanımının öğretilmesiyle başlatıldı. İnsanlar arpa, buğday, karpuz, kavun ve üzüm yetiştirmeyi öğrendiler. Tarihin tam da bu kısmında Babiller'de, Etiyopya'da, Hindistan'da, Mezopotamya'da ve Meksika'da çiftçilikte ani ve dikkat çekici bir sıçrama görülüyor. İnsan nüfusu hızla yükselmeye başladı. Bu sayede gerekli yakıt miktarı tamamlandı ve Anunnakiler insanlığı kendi başına bırakarak ikinci kez dünyayı terk ettiler. Burada bir soru doğuyor. Nereye? Nibiru'ya mı yoksa daha başka bir yere mi? Çünkü anlatıma bakılırsa onlar kendi gezegenleri dev bir gök cisminin çarpması sonucu yok olduğu için dünyayı geçici bir üs olarak kullanmışlardı. Bazı araştırmacılara göre bugün gezegen X adlandırılan Nibiru, Mars'ın eski adıdır. Bu gerçek eski Sümer yazıtları ve Mezoamerika'daki bazı metinler dikkatli incelendiğinde ortaya çıkıyor. Kimi çevrelere göre burada Zekaria Sitchin önemli bir hata daha yapmıştı. Bu hata periyodik olarak Güneş sisteminin içinden geçerek 3600 yıllık dönüşümünü tamamlayan gezegenin ismiyle ilgiliydi. Dikkatli bir okuyucu Sitchin'in üzerinde çalıştığı metinleri incelediğinde bir şey fark ediyor. Güneş sisteminin içinden geçen şey her neyse devasa bir kozmik cisimdi. Öyle ki bu cismin ebatları dünyadan daha büyüktü. Metinler bu gezegenin Güneş sisteminin içinden geçerek Güneş'in arkasına geçtiğini ve orada kaldığını anlatır. Dolayısıyla tarif edilen şey her neyse bir gezegen olamaz. Anunnakilerin sürekli muazzam miktarlarda yakıt peşinde olmaları da onların Nibiru gezegeniyle değil bir uzay aracıyla geldiklerini kanıtlıyor. Sümer metinlerinde ise onların Nibiru ile birlikte geldikleri net bir şekilde vurgulanıyor. Burada şaşılacak bir durum yok. Çünkü Nibiru ismi aslında birden fazla obje olabilir. Bazı yorumlara göre bu Nibiru gerçekte çok daha uzaklarda, evrenin derinliklerinde bir yerlerde olan Nibiru gezegeninden gelen geminin ismidir. Bu Türkiye'den yabancı bir limana demir atan Türkiye ismindeki gemi örneği ile açıklanabilir. Limana yaklaşan şey Türkiye Cumhuriyeti değil, sadece onun adını taşıyan bir gemidir. Kısacası Anunnakiler gemilerine bindiler ve dünyadan gittiler. Ya da belki de bir kısmı gitmedi. Belki de Anunnakilerin bir türü olan reptiloidler gezegeni terk etmek yerine daha sonra bir daha çıkacakları yere, yani yer altına veya insanlık tarafından daha az bilinen bir bölgeye, su altına indiler. Büyük okyanusların dibi insanlık için hala en az uzay kadar gizemlidir. Orada ne tür canlıların yaşadığı hala tam öğrenilemedi. Özellikle 60-70'li yıllardan itibaren bazı ülkelere ait denizaltılar, derinliklerde tanımlanamayan, ışık saçan bazı araçlarla karşılaştıklarını anlatmaktalar. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre bu araçlar, yüksek basıncın olduğu derinliklerde bile akıl almaz bir hızla hareket etmekte ve kurbağa sesini hatırlatan sesler çıkarmaktadırlar. Belki de Anunnakilerin bir zamanlar dünya yüzeyinde bulunan üsleri, bin yıllardır derinliklere kurulmuştur. Acaba insanoğlu dünyanın tek akıllı uygarlığı mıdır? İnsan ne zaman, nasıl ortaya çıktı?
kadim yapıların üzerinde bulunan makine izleri ne anlama geliyor? Madenciliğin başlamasından on binlerce yıl önce madenleri boşaltanlar kimlerdi? Resmi bilimin cevap vermek istemediği sorular sandığımızdan çok daha fazladır. Kimilerine saçma, kimilerine abartılı gelen bu teorilerin ortaya çıkmasının sebebi bu sorulara cevap verilmemesidir. Yine de dünyada yaşayan insanların büyük bir bölümü uzaylıların bir dönem dünyada bulundukları fikrine inanıyor. Ama ne zaman, neden geldiler, dünyada ne yaptılar, bu soruların cevabını bulmak şimdilik zor. Farklı teoriler var ve bunlar birbiriyle çelişiyor. Sitchin'in araştırmaları dünyada yeni bir dinin de ortaya çıkmasına neden oldu. Anunnakilere iman. Bu hipotezler yüzünden dünyadaki bir kesim insanların tek bir tanrı tarafından yaratıldığına ya da insanın bir evrim süreci sonucunda ortaya çıktığına değil, tamamen pratik bazı nedenlerle dünyaya inmiş uzaylı bir ırkın genetik deneylerinin sonucu olduğuna inanıyor. Ve onlar muhtemelen yine gelecekler. İnsanlık nedense bir gün uzaylıların dünyaya ineceğini düşünüyor. Acaba neden? 21. yüzyılın en yaygın fobilerinden biri de uzaylı istilasıdır. Anunnakilerin hikayesi adeta can sıkıntısından uygarlık oyunu oynamak isteyen ve dünyaya inen kozmik jeologların ve genetikçilerin çalışmalarını anlatan son derece ilginç, sürükleyici, epik bir destandır. Bu mühendisler kendilerini oyuna nasıl kaptırdılarsa çocuklarını gerçekten de sevdiler. Araştırmacıların bu destandan çıkardıkları sonuca göre burada tanrılar olarak geçenler aslında insanlardır ve belki biz de bir zaman sonra birilerinin tanrıları olacağız. Bu duyduklarınız evrensel süreçlerin ve evrimin bir nevi alternatif hikayesidir. Aşkın ve sadakatin, soğuk üretim hesaplarının ve aynı zamanda akıllı yaşamın yaratılışının büyük mucizesinin hikayesi. Keza evrende yapayalnız olduğumuzla ilgili bilinçaltımıza yerleşmiş o korkuyu, ürpertiyi bir nebze de olsa yok eden bir hikaye.